Spor Toto Süper Ligi'nde 2014-2015 sezonunun ilk derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında ciddi bir Fenerbahçe üstünlüğü vardı. 5 oyunculu orta sahasıyla Galatasaray'ın 3 oyunculu orta sahasını bastıran ve dakikalar ilerledikçe maçın kontrolünü eline geçiren Sarı Lacivertliler net pozisyon üretmekte ise zorlandı. 36. dakikada Fenerbahçe'de zorunlu bir değişiklik yaşandı. Sakatlığı nükseden Emre Belözoğlu yerini Selçuk Şahin'e bıraktı. 42. dakikada Fenerbahçe mutlak bir golden yararlanamayınca maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısı ise ilk yarının tam tersi görüntülerle geçti. Bu kez etkili olan ev sahibi Galatasaray'dı. Galatasaray ikinci yarıya baskınla başladı. Ama sarı kırmızılar birçok net fırsattan yararlanamadı. 53. dakikada maçın en kritik anlarından biri yaşandı ve Bruno Alves akıl almaz bir şekilde takımını 10 kişi bıraktı. Portekizli oyuncu orta sahanın ortasında hiçbir tehlikenin söz konusu olmadığı bir pozisyonda arkadan Cemali'nin sırtına tabanla girerek hakem Cüneyt Çakır'dan direkt kırmızı kart gördü. İkinci yarıya zaten istekli başlamış olan Galatasaray, sahada bir kişi fazla olmanın da moraliyle baskısını arttırmaya başladı. Dakikalar geçiyor ve herkes maçın 0-0 biteceğini düşünüyordu. Ancak buna engel olacak bir yıldız vardı sahada. Wesley Schneider. 88. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Schneider, sağ ayağıyla yaptığı muhteşem vuruşla kaleci Volkan Demirel'in sağından topu ağlara gönderdi. Herkes golün güzelliğini konuşurken 3 dakika sonra Schneider kendi kendine nazire yaparcasına bu kez artı 91'de yine ceza sahası dışından yine muhteşem bir şutla farkı 2'ye çıkardı. Maçın skorunu ise Alper Potuk belirledi. Fenerbahçeli oyuncu artı 95'te attığı golle farkı 1'e indirdi. Ancak golün santrası yapılır yapılmaz Cüneyt Çakır son düdüğünü çaldı. Maç son düdükle 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı. Böylece Galatasaray puanını 13'e çıkarırken Fenerbahçe 10 puanda kaldı. Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Galatasaray, Florya Metin Oktay tesislerinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Tesislerin girişinde bekleyen onlarca sarı kırmızılı taraftar takım otobüsünün yolunu keserek uzun süre tezahüratlarda bulundu. Sarı kırmızılı taraftarlar derbiden zaferle ayrılan takımlarına destek verdi.